Değerli takipçilerimiz, bugün 10. sınıflar için çalışma yapıyoruz. 10. sınıflar matematik dersi. 1. dönem 2. yazı sorularının çözümlerini yapıyoruz. Yazılıya hazırlık çalışmaları bunlar. Yazılıda aynısı da çıkabilir. Benzerleri de tabii ki yazılık konuları müfredat belli olduğu için kalıp aynı zaten. Hemen hemen benzer sorular karşınıza gelecektir. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda fx eşittir a eksi 1x kare artı b artı 1x artı c eksi 2 fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre f a artı b artı c kaçtır? Şimdi birim fonksiyon kalıbı, tek kalıbı var zaten belli. Fx eşittir x'tir. Sadece x eşit. O zaman x kare bulunmamalı. Bulunmaması için şu katsayısını 0'a eşitliyorsunuz. Buradan a eksi 1 eşittir 0 yaparsanız a'yı 1 bulursunuz. X bulunmalı. Bulunacağına göre sadece bulunacağı için bunun önünde gizli 1 var. O zaman B artı 1'i 1'e eşitliyoruz. B eşittir 0 bulunur. Sonraki işlemimiz, sabit terimimiz yok maalesef birim fonksiyonda. Burayı da 0'a eşitledikten sonra C'yi de 2 bulursunuz. Şimdi fonksiyonda A artı B artı C'yi soruyordu. A yerine 1, B yerine 0, C yerine 2 yazarsak yani bize F3'ü soruyor. Birim fonksiyonda her elemanın görüntüsü kendisidir. F3, 3'e eşit olacaktır tabii ki. Geldik şimdi ikinci soruya bakalım. İkinci soruda bize ne sorulmuş? Uygun koşullarda tanımlı birebir ve örten F fonksiyonu için Fx artı 2 bölü x eksi 2 eşittir eksi 2x artı 1 olduğuna göre F'in tersinin 1 için değeri kaçtır diyor. Şimdi bu fonksiyonun tersini şu anda alamazsınız. Çünkü burası fx değil. Bu f'yi karşıya atabilirsiniz tabii ki şu şekilde. Attığınız zaman ters f olarak geçiyor. Yani x artı 2 bölü x eksi 2 eşittir. F ters eksi 2x artı 1 rahatlıkla yazabilirsiniz. Şimdi tersinde bize 1'i soruyor. O zaman şurayı 1 yapan değeri bulacağız. Burayı 1'e eşitliyorum. Eksi 2x artı 1 eşittir 1. Buradan eksi 2x eşittir 0'dan x eşittir 0 olacak. Getirip bu bulduğunuz x değeri karşıda her zaman yerine yazıyorsunuz fonksiyonlarda. Bulduğunuz değeri her zaman karşıya yazın. Bu size f1'i verecek. Şimdi 0 yazıyoruz. 0 artı 2 bölü 0 eksi 2 yani 2 bölü eksi 2 cevap eksi 1 oluyor arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Şimdi üçüncü soruda bize ne sormuş? Şöyle bir soruya bakalım. F r eksi 3'ten r eksi 2'ye tanımlı. Yani şu elemanlar dışlanıyor. Neden çıkarılıyor? Çünkü bunları tanımsız yapıyor. Bakın paydada 3 yazarsanız tanımsız yapıyor. Onun için bu elemanı çıkarıyor. Tanım kümesinde, görüntü kümesinde neden 2'yi çıkarıyor? Tersini alırsanız şurası x eksi 2 olacak. 2 yazarsanız tersini tanımsız yaptığı için bunu da çıkarmış. Fonksiyonları veriliyor. Evet ne diyor? F ters 0 artı G ters eksi 1. F bileşke G'nin tersinin A'daki değeri birbirine eşit olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi bu da bana bütün fonksiyonların tersleri lazım. Bir kere bu fonksiyonların terslerini şu köşeye yazayım. F'in tersini alalım. Böyle kesir şeklindeki fonksiyonlarda şuradaki sabitle yukarıdaki x'in katsayısı yer ve işaret değiştiriyordu. Eksi 3 artı 3 olarak yukarı geçti. 3x artı 4 bölü. Artı 2 eksi 2 olarak aşağı indi. Bu f'nin tersi. G'nin tersini de hemen buraya yapalım. G ters. O da kolay zaten. X artı 2 olacak. Şimdi f ters 0. F'nin tersinde 0 yazıyoruz. Nasıl? 3 çarpı 0 artı 4 bölü 0 eksi 2. G'nin tersinde eksi 1 yazıyoruz. Bu da eksi 1 artı 2 olacak. Eşittir. Şurayı bakın şu şekilde düşüneceksiniz. Tersi parantez içine dağıtırken fonksiyonlar yer değiştiriyor. Yani G bileşke, G'nin tersi bileşke F'nin tersi bileşke A olacak. Şimdi G'nin tersi neydi? X artı 2. Bileşke F'nin tersi 3X artı 4. Bölü x eksi 2 idi. Bunun a için değeri. Şuradaki hesabımızı yapalım. Burası 4 bölü eksi 2'den eksi 2. Şurası artı 1 eşittir. Şimdi bileşke aldığımız için şu a değerini getirip buraya yazıyoruz. X artı 2
Bileşke 3a artı 4 bölü a eksi 2 olacak. Bileşke sağdan sola doğru alındığı için bulunan bu değeri getirip bu sefer yeni x değerimizi yazıyoruz. Şuradan devam edelim. Bu taraf eksi 1 yapıyor, sol taraf eşittir. X yerine 3a artı 4 bölü a eksi 2 yazdık. Bir de artı 2 değerimiz var. Şimdi bu 2'yi karşıya atalım. Eksi 3 eşittir 3a artı 4 bölü a eksi 2. İşler dışlar yapıyoruz burada. 3a artı 4 eşittir. Burayı eksi 3 ile çarpınca eksi 3a artı 6 oldu. 3a'yı karşıya attık. Burası 6a. 4'ü de sağ tarafa atınca eşittir 2. A eşittir 2 bölü 6. Yani 1 bölü 3 olacak gençler. Şimdi bu soruyu da bu şekilde çözdük. Biraz uğraştırıcı oldu ama eğer kuralları adım adım uygularsanız, acele etmezseniz rahatlıkla çözebileceğiniz bir soru. Gelelim 4. soruya. Kolay bir soru. Evet. Fx fonksiyonu x artı 5, gx fonksiyonu 3x eksi 1 fonksiyonları veriliyor. Buna göre f artı g'nin, 2g'nin düzeltiyorum, eksi 1 için değeri kaçtır? Şimdi bu eksi 1'i iki fonksiyona da veriyorsunuz burada şöyle. Yani size neyi soruyor? F eksi 1 artı 2 g eksi 1'i soruyor. F eksi 1'i bulalım. X yerine eksi 1 yazıyorsunuz yani. Eksi 1 artı 5 artı 2 diyorsunuz. Parantez açacaksınız. X yerine eksi 1 yazıyorsunuz. Yani 4 yapıyor şurası. Şurasına bakalım. Burası kaç yapıyor? Eksi 4 değil mi? Bunu da 2 ile çarpın. Eksi 8. Sonuçta eksi 4 değerine ulaşacaksınız. Bu arkadaşlar yazılımın en basit sorusuydu. Herkesin rahatlıkla çözebileceği tabii ki 1-2 soru oluyor yazılımlarda. Şimdi gelelim 5. soruya. 5. soruda şimdi f(x) fonksiyonuz m artı x küp artı 2mx x kare eksi x kare eksi 3m artı n artı 1 fonksiyonunun grafiği orijine göre simetrik olduğuna göre f4 kaçtır? Orijine göre simetrik demek arkadaşlar tek fonksiyon demektir. Bunu yazdık. Peki tek fonksiyon olduğuna göre tek kuvvetli terimler olabilir, sıkıntı yok. Şunların x karelerinin olmaması gerekiyor. Şunlar problem bizim için. Çünkü bu bir tek fonksiyon. Bir de sabit terimimiz olmayacak. Sabit terimi sıfıra eşliyoruz. Şurada ne yapacaksınız? X karenin katsayılarını alıyorum. Birinciden 2 m, ikinciden eksi 1 geliyor. Burayı da sıfıra eşitliyorsunuz. Buradan m 1 bölü 2 çıkacak. Şurada n artı 1 eşittir 0 yaparsanız n de eksi 1 çıkacak. Bunları getirip f fonksiyonunda yerine yazıyorsunuz. Yani fx fonksiyonumuz 1 bölü 2 eksi 1 x küp eksi 3x oldu. Yani düzenlerseniz orayı payda eşitlerseniz eksi x küp bölü 2 eksi 3x. Şimdi f kaçı soruyordu bize? f4'ü soruyordu. X yerine 4 yazıyoruz. 4'ün küpü eksi 64 yazalım bölü 2 eksi 3 kere 4 12. Bölerseniz burayı eksi 32 eksi 12. Cevap eksi 44 olacak burada arkadaşlar. Geldik 6. soruya. 6. soruya bakacak olursak fonksiyonu ne diyor? G bileşke f'nin tersinin tersi 2x artı 7. G fonksiyonu x artı 2 için x artı 4 olduğuna göre f2 kaçtır? Şimdi burada bazı şeyleri önce bir düzenleyelim. Şu tersi içeri dağıtırsak fonksiyonlar yer değiştirir. F'nin tersinin tersi f. Bileşke g'nin tersi yapacağız. G'nin zaten tersi yok. Üzerine ters yazıyoruz. Eşittir 2x artı 7. Sonra şunu yapacaksınız. Size g'nin tersi lazım. Önce şuranın tersini alıyorsunuz. Parantez içinin tersi x eksi 2. Bunu getirip buraya yazarsanız size gx fonksiyonunu verecek. Yani gx fonksiyonumuz x eksi 2 artı 4'ten buradan x artı 2 çıktı. Şimdi bir de bunun tersini alalım. Bunun da tersini alırsak o da x eksi 2 olacak. Zaten az önce yaptık ama bunlar tabii aynı kavramlar değil, farklı şeyler. Şimdi f fonksiyonumuzu yazdık. Fx bileşke alıyoruz. G'nin tersini yazıyorum. G'nin tersi x eksi 2 eşittir 2x artı 7. Şimdi bileşke aldığım için bunu getirip x yerine yazdım. F x eksi 2 eşittir 2x artı 7.
F kaçı soruyor? 2 soruyor. Şuranın 2 olması için x'e kaç verirsiniz? Buranın bak 2 olması için x'e 4 veriyorsunuz. X yerine 4 yazınca size f2'yi verecek. Karşıda şurada x yerine 4 yazıyorsunuz. Yani şurada 2 çarpı 4, 8 artı 7, 15 olacak cevabımız burada. Geldik 7. soruya bakalım. 7. soruda bize ne soruluyor? Bir grafiğimiz var. Evet, grafik üzerinde bir işlem yapacağız galiba. Evet. Şimdi bakalım yukarıdaki fx eşittir ax küp artı bx kare artı cx artı d fonksiyonun grafiği veriliyor. Buna göre a artı c değeri kaçtır? Şimdi bu grafiğe bakacak olursanız x eksenini eksi 2'de, eksi 1'de ve 2'de kesiyor. Y eksenini eksi 2'de kesiyor, değil mi? Şimdi fonksiyonu hemen yazabilirsiniz. X eksenini eksi 2'de kestiği için x artı 2 yazacaksınız. Çünkü bunları sıfıra eşitleyip bu değerleri buluyorsunuz. Peki eksi 1 için x eksi 1 yazacaksınız. Çarpı, düzeltiyorum x artı 1. 2'de kestiği için x eksi 2 yazacaksınız. Burada şuradaki sayımız en büyük dereceli terimin katsayısı olduğu için buraya da a yazıyoruz. Sonra şöyle yapıyorsunuz. Fonksiyona 0 verdiğimizde eksi 2'ye gidiyor. Yani f0 eşittir eksi 2. Fonksiyona 0 yazın. A çarpı 2 çarpı 1 çarpı eksi 2 eşittir. Kaç yazıyoruz? 0 yazıyor. Düzeltiyorum. Eksi 2 yazıyoruz. Buradan eksi 4a eşittir eksi 2. A eşittir 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. A değerimizi bulduk. Peki c değerine nasıl ulaşacaksınız? Ona bakalım. Fonksiyonu baştan yazalım. Fx eşittir 1 bölü 2 çarpı x artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2. Peki şu x'ini birbiriyle çarparsak x kare eksi 4 olur mu 2 kare farkından? Sonra bu 1 bölü 2 çarpı x artı 1 çarpı x kare eksi 4 yazacaksınız. Devam ettirelim şuradan. 1 bölü 2. Şu x'i dağıtıyorum içeri. X küp. Şöyle dağıttım. Şununla çarptım. Eksi 4x. Sonra 1'i dağıtıyorum. Artı x kare. Eksi 4. Şu 1 bölü 2'yi de dağıtınca burası x küp bölü 2. Şöyle biraz yana doğru gelelim. X küp bölü 2 eksi bakın 1 bölü 2'yi dağıtıyorum. 4'ü 2'ye böldüm. Eksi 2x artı x kare bölü 2 eksi 2 olur. Şimdi c değerimiz ne? X'in katsayısı. O zaman c değerimiz burada eksi 2 oldu. A'yı biliyorum, c'yi biliyorum. A artı c'yi sormuştu. Yani 1 bölü 2 eksi 2 bu da eksi 3 bölü 4 olacak cevabımız arkadaşlar. Şimdi gelelim 8. soruya. Polinomlara geçtik artık. Polinom sorusu. Soruya bakacak olursak polinomu sıfır polinomu olduğuna göre k kaçtır? Şimdi sıfır polinomu arkadaşlar px eşittir sıfırdır. Yani her şeyi sıfıra eşitleyeceksiniz. Oldukça basit bir soru aslında. Burası sıfıra eşit dedim. Tabii x üzeri 4'ün bütün kuvvetlerini alıyorum. Yani birinci terimden m eksik. İkinci terimden de 5 geliyor eşittir 0 yapacaksınız. Buradan m eşittir eksi 3 bulursunuz. X karenin de katsayılarını alalım. Bakın birinci terimden 2n eksi 7, ikinci terimden 5 geldi eşittir 0 yapacağım. Buradan 2n eksi 2 eşittir 0, n eşittir 1 olur. Sonra şu sondaki sayılarımızda yani sabit kısmı da 0'a eşitliyorsunuz. M artı n eksi k eşittir 0. M yerine eksi 3, n yerine 1, eksi k eşittir 0 yaparsanız k değerimiz de eksi 2 olacak. Burada cevabımız eksi 2 oluyor. Gördüğünüz gibi. Gelelim 9. soruya. 9. soru arkadaşlar. İfadesi bir polinom belirttiğine göre n'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi klasik bir polinom sorusu aslında. Burada polinomun ilk konularında bu tür sorular çok karşınıza çıkacaktır. Bir ifadenin polinom olması için şu kuvvetlerine bakıyorsunuz sadece. Katsayılar önemli değil. X'in kuvvetlerine bakıyorsunuz. Kuvvetler mutlaka doğal sayı olmalı. Negatif olmayacak. Bir de kesir olmayacak. Yani bir doğal sayı olacak. Yani şurası da bir doğal sayı olacak. Burası da bir doğal sayı olmalı. Şimdi 18 artı n bölü n yazıyoruz. Sonra bunu da şöyle yazabilirsiniz. 18 bölü n artı n bölü n.
Yani 18 bölü n artı 1 yazıyorsunuz. O zaman burayı kesirden kurtarmamız lazım. Dolayısıyla n yerine 18'i bölen sayılar yazabilirsiniz. 1 yazabilirsiniz, 2 yazabilirsiniz, 3, 4 olmaz, 5 olmaz, 6 olur. Sonra 9 olur, bir de kendisi yani 18. Şimdi n yerine 1, 2, 3, 6, 9 ve 18 geldi. Daha bitmedi tabii ki. Şuranın doğal sayı olması lazım. N eksi 2 büyük eşittir 0 yazıyorum. Buradan n büyük eşittir 2 olmalı. 2 ve 2'den büyük sayılar. Onun için 1'i alamıyoruz. Şu ise koşulumuzu zaten sağlar. N yerine ne yazarsan yaz. N artı 7 büyük eşittir 0. N büyük eşittir eksi 7 bulduk. Zaten bulduğumuz sayıların hepsi eksi 7'den büyük olduğu için bu koşulu göz önüne almamıza gerek yok. Ne diyor? N'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Yani 2 artı 3 artı 6 artı 9 artı 18 yapacaksınız. Toplayalım. Şöyle 5, 11, 20, 38. Yanlışlık yapmayalım. Bir daha toplayalım. 5, 6 daha 11, 9 daha 20, 18 daha 38 oldu cevap. Şimdi geldik son soruya. Polinomlarda klasik bölme sorusu bu da. Px polinomu 3x artı 1, yani Px 3x artı 1, dilim sıçrıştı kusura bakmayın, eşittir x küp eksi x kare artı 4x artı k polinomu veriliyor. P2x artı 1 polinomunun x 6 ile bölümünden kalan eksi 7 olduğuna göre k kaçtı? Şimdi polinomlarda bölme yapılırken bölen her zaman 0'a eşitlenir. Yani x 6 eşittir 0. Buradan bulunan x değeri getirilip hangi polinom bölünüyorsa orada yerine yazılır. Yani burada x yerine 6 yazıyorsunuz. 2 çarpı 6 artı 1 bu size kalanı verecek. Kalanımız eksi 7 idi. Yani P 13 eşittir eksi 7. Şimdi bu bilgiyi kullanacaksınız yukarıda. Şimdi aşağıyla işimiz bitti. Yukarı çıkıp şu polinomda işlem yapıyoruz şimdi. Geldik ifademize. Şimdi buranın 13 olması gerekiyor değil mi? 3x artı 1 eşittir 13 yazıyorsunuz. Buradan 3x eşittir 12. X eşittir 4 bulduk. X yerine şimdi 4 yazıyorsunuz. Karşıda bu sefer aynı fonksiyonlarda olduğu gibi. Yani 4'ün 3. kuvveti eksi 4'ün karesi artı 4 çarpı 4 artı k. Bu size p kaçı veriyor? Bakın p 13'ü verecek. Bu da eksi 7 idi. Yani eksi 7'ye eşitliyorsunuz. Yapalım. 4'ün 3. kuvveti 64. 4'ün karesi 16 artı 16 artı k eşittir eksi 7. Şimdi şu 16'lar birbirini yok etti. Şu 64'ü işaret değiştirip karşı yani eksi 64 olarak attığınız vakit burası 64, 7 daha eksi 71 olacak cevabımız. Arkadaşlar soruların çözümlerini bitirdik tek tek hepsini. Sizler için umarım iyi bir çalışma olmuştur, öğretici bir çalışma oluşmuştur. Eksikleriniz varsa en azından bunları görmüş oldunuz. Aşağı yorum kısmına arkadaşlar çekilmesini istediğiniz videolar varsa zaman buldukça size yardımcı olup çekmeye çalışırız. Yazarsanız seviniriz. Ayrıca beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Eleştirilerinizi bekliyoruz. Bizim de kendimizi mutlaka geliştirmeye ihtiyacımız vardır. Hoşça kalın. Hepinize başarılar diliyorum sınavınızda.